Birçok mesaj geliyor sosyal medyadan, işte fakslar, telefonlar, bakıldığı zaman binlerce diyebileceğimiz düzeyde herkes bu çiftlik bankı soruyor. Evet. Ben sadece önce bir çiftlik banktayım, birçok alt sorum var ama nedir burada son durum? Bu çiftlik bank konusunu bir mercek altına alalım efendim. Burada bir çözelim bu konuyu. Kamuoyunda çiftlik bank olarak bilinen sistemin uygulama ve faaliyetlerinin sistem içerisinde yer alan kişi ve şirketlerle ilgili kamu kurumlarının temin edilen bilgi ve belgeler kapsamında bakanlığımız 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkındaki kanun ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gelen şikayetler üzerine bir inceleme yaptı. Ve baktığımızda gerçekten sistemde 132 bin aktif üye olduğunu gördük. 380 bine yakın da pasif üye var. Yani yaklaşık olarak 500 500 bine bin. yakın bir üyelik sistemi var. 132 bin aktif üye var. Ciddi rakamlar var. Ve neredeyse çok afaki kar vaatleri var ve toplanan ciddi paralar var. Bununla ilgili bakanlığımız müfettişleri inceleme yaptı ve tespit edilen hususlar doğrusunda konu Türk Ceza Kanunu çerçevesinde değerlendirilmek üzere ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirilmiştir. Ayrıca diğer noktada da bir raporun bir örneği de MASAK'a gönderilmiştir. Yani bugün itibariyle bizim bakanlığımızın bu konuda yapacaklarını Hiçbir yapmış şey oldu. kalmadı. Bizimle ilgili bir konu Ne kalmadı. olacak bundan sonra Şimdi efendim? tabii Mağdurlar ne yapmaları, ne yapmayacak? bu incelemeyi niyet kötü olunca şöyle bir şeyle işte bakanlık bizim ödemelerimizi durdurdu, Evet. bilmem ne yaptı. Onun için Bankalara bankalara blokaj blokaj koyduran koydu. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı mı? Yok, hiçbir blokaj da yok, bir şey de yok. Zaten ama sistem sakat olduğu için bu belli bir yerde patlıyor. Ha, Parayı kendiliğinden patlıyor. toplayamadıkları için, yoksa ödeme eğer üyelerin ödeme yapacaksa hiçbir engel yok. Hiçbir Yapsın hukuki diyorsun. engel yok. Yani o ödemelerini yapabilir, taahhütlerini yerine getirebilir. Bununla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Sadece biz tespit ettiğimiz hususlarla ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Cumhuriyet Savcılığı ilgili yasa kapsamında, ceza kanunu kapsamında 6502 sayılı 80. madde kapsamında piramit satış Saadet zinciri de denebilir mi işte efendim buna? piramit satış dediğimiz saadet zinciri kapsamında işlem yapması noktasında suç duyurusunda bulunduk. Bunu tabii bizim sadece suç duyurusunda bulunmamız davanın açılması için yetmez. Savcılık da kendi usulleri İncelemesini. çerçevesinde incelemesini yapacak ve dava açılmasına karar verirse dava açılacak. Yani ben şunun altını çizmek istiyorum. Vatandaşlarımız çok dikkatli olmaları lazım. Bu tür hayali kar %33'lere oran kar vaat ediyor. Ve baktığımız zaman sisteme şu anda girişler yavaşladığı için veya insanlar daha temkinli olduğu için bu sefer faaliyet alanları ile ilgili ben şu işleri yapıyorum, işte şarküteri aldım, şöyle yaptım, böyle yaptım, bilmem ne yaptım. Ticaretin içerisindeyim diyor. Dolayısıyla oradan elde ettikleri karlarla o sistemi döndürmeleri Mümkün mü? mümkün olmadığını gördükleri için buna bu bahanelerle insanları kandırıyorlar. Ben buradan bir kez daha söylüyorum. Yani bizim bakanlığımızın incelemesi bitmiştir. Raporlar ilgili yerlere vermiştir. Eğer sistem yöneticileri ödeme yapmak istiyorlarsa daha önce de yapabilirlerdi. Yine yapabilirler. Yine faaliyetlerini şu anda durdurduğumuz bir faaliyetleri de yoktur. Dolayısıyla ama şunun altını ısrarla çiziyoruz. Bu sistem doğru bir sistem değil ve tespitlerimizi de savcılığa ifade O ettik. zaman Sayın Bakanım idari olarak bir daha bu konu tam çözülemiyor. Bu konu yargıya intikal ettirildi. Yargıdan çıkacak İdari konu olarak reklamlarını durdurduk. Daha durdurdu. fazla tüketicinin aldanmasının önüne geçmek adına. Bakanlığımızın idari yaptırımlarının tamamını uyguladık. Dolayısıyla cezai noktada da Cumhuriyet Savcılıkları biliyorsunuz Türkiye'de yetkilidir. Yetkilidir. Onunla ilgili ayrıca bu konularda mevzuat eksikliğini de giderme adına çalışmalarımız O bitmek zaman üzere. 3 tane konu çıkıyor. Yani bize sorulan Evet. 1. Bakanlık
bu çiftlik banka para yatıranların paralarına bankalarda blokaj konulmasına yönelik herhangi bir başvuruda bulunmadı. Sizle bu konunun hiçbir alakası yok. İki konu adli makamlara intikal ettirildi. İdari olarak yapılacak her şey yapıldı ve şu an yargı aşamasının tamamlanması gerekiyor. Bir de efendim bu para kaptıranlar ne yapsınlar? Hani beklesinler mi bu sonucu? Yani, sizin yapacağınız bir şey yok ama yine onlar de onlar da Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunabilir. İlgili davalarını açabilirler.